Sinan Engin'e dönmek istiyorum. Bütün Beşiktaşlı taraftarların ağırlıklı olarak sorduğu, Fernandes'le Beşiktaş neden derbi kazanamıyor? Fernandes'le Beşiktaş neden derbi kazanamıyor? Sinan Engin. Fernandes neden bir derbi kazandırmıyor? Doğrusu bu. Yani Fernandes yumuşak maçlarda oynuyor. Biraz tempolu, yüksek tempolu maçlarda Fernandes'i ben çok methettim buradan. Çok metiyeler düzdük Fernandes'le ilgili. Ama asla Fernandes bir Alex olamaz. Yani bir Alex, yani bir Alex pozisyonda olamaz. Şimdi büyük istediği para, istediği para Alex gibi bir para istiyor. Yani Alex'in maaşından belki daha yüksek maaş istiyor şu an. Ama bir Alex pozisyonuna hala gelemedim. Alex dediğin adam sezonda en az 15-16 tane maça imza atıyor ve bunların içinde derbiler de en kritik maçlar. En çok gol attığı da derbiler. Mesela Alex'in. Ama şimdi Fernandes'i de Beşiktaş'ın Alex'i gibi görüyoruz. Müthiş yetenekli bir oyuncu diyorsun. Ama maalesef Fernandes yok. Bugün de yok. Yani bugün mesela Oğuzhan onun önünde. Olcay onun önünde oynuyor. Ondan daha iyi oynuyor. Bugün Fernandes müthiş oynadı deseydik Beşiktaş maçı çok farklı olabilirdi Beşiktaş'ın maçı. Dolayısıyla Fernandes'in imza atılacaksa Fernandes'i bence gözden geçirilsin. Fernandes her geçen gün düşüşe gidiyor. Yani zaten o rakamlarından bildiğim kadarıyla yönetim ona imzalamıyor. Ama Fernandes maalesef ve maalesef hiçbir derbide bu zamana kadar varlık gösteremedi. Onun için Fernandes'i ben buradan çok ağır bir şekilde eleştiriyorum. Futbolcu kendine bakacak. Normal maçlarda oynuyorsun. Normal maçlarda herkes oynuyor. Ama eğer büyük para alacaksan, büyük oyuncuysan büyük maçı kazandıracaksın. Şimdi maça geldiğin zaman ben Beşiktaş'ı iyi oynadı görüyorum. Abi Beşiktaş'ın ama bir 45 ile 70 arası bir kötü oyunu var. Fenerbahçe'nin bir aşırı baskısı var. Müthiş bir baskısı var. Ama onun dışında Fernandes katılır mısın? Kesinlikle. Valla mesela bununla ilgili televizyonda da çok sıkıntı yaşadık biz. Ben dedim ki Fernandes yıldız değil. Bence de. Hiç tartışılacak bir konu bile değil bana göre. Yani bu tartışılacak bir konu olamaz. Şu olur. Fernandes Beşiktaş'ın yıldızı. Ona tamamım. Ama bana sen Fernandes yıldız oyuncu dersen orada dur derim. Onu geç. Ama Beşiktaş'ın yıldızı dersen tamam. Çok iyi oyuncu. Bence de iyi oyuncu. Beşiktaş'ın en iyi oyuncusu. Onlarda bir sorun yok. Ama sen bana yıldız diye yutturmaya çalışırsan bana yutturamazsın. Ama normal futboldan anlamayan birine yutturabilirsin onu ama ben o işleri yemem. Çünkü ben hayatım boyunca bu işleri yapmışım. Ben yıldız oyuncuların ne olduğunu çok iyi biliyorum. Dedim ki hemen istatistikleri çıkartın. Fernandes'in kazandırdığı bir tane derbi söyleyeyim bana geldiğinden beri. Var mı? Yok. Yok. Ne konuşuyoruz o zaman? Neyi konuşuyoruz yani? Geçen sene derbi maçlarının hiçbirisinde bile oynamamış mesela. Ya bu çok konuşulacak bir konu bile değil bence. Beşiktaş için çok önemli bir oyuncu. Beşiktaş'a çok katkıda bulundu. Özellikle ligin ilk döneminde çok katkıda bulundu. Çok önemli bir oyuncu. Beşiktaş'ın en iyi oyuncusu. Ama yıldız dediğin zaman olay farklı yere gider. Yıldız dediğin zaman iş çok farklı yere gider. Ama ülkede şöyle bir sorun var. Özellikle bizde. Biz yıldız lakabını hemen takıveriyoruz mesela. Tabii. Hemen takıyoruz. Kim olursa olsun hemen aman yıldız oyuncu. Yıldız lakabını bir oyuncuya takmanın ne kadar kolay olduğunu düşünmüyorum. O zaman yıldızlara ihanet ediyorsun bir defa. Ya Türkiye'de yıldız oyuncular var abi. Hacı var, Alex var. Bu oyuncuları gördükten sonra sen ondan sonra yıldız tanımını bir oyuncuya eğer yapıştıracaksan yapıştıracağın oyuncunun çok sağlam olması lazım. Onu kaldıracak kapasitede bir oyuncu olması lazım. İşte kaldıramadığı zaman da sonuç böyle oluyor. Alex, Emre, Hacı bunlar yıldız. Hacı zaten başka bir Oğuz Aylı zaten. Yani Hacı zaten o bu konuştuklarımızın çok üzerinde. Alex de bence bu konuştuklarımızın çok üzerinde. Fenerbahçe istatistik olarak yaptığı katkı çok önemli. Ama bence sen Alex'ten daha bir futbolcuydun. O tartışılacak bir konu. Takıma göre, sahaya göre. Yani hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Beşiktaş mıydı Galatasaray mıydı şaşırdık. Galatasaray'ı tebrik ediyorum yani. Sonuna kadar hak ettiler maçı. Drogba yıldız işte. Yıldız atıyor iki golünü, takımını kurtarıyor. Üç puanını alıyor. Fernandes büyük maçların küçük oyuncusu diyorum. Küçük maçların büyük oyuncusu. Yıldız değil. Nerede bugün Fernandes? Yok. Yok. Ama Hutchinson diye bir oyuncu var. O oyuncu işte. O futbolcu. Veli de kötüydü. Veli hepsi kötüydü. Gökhan iyi. Gökhan'la Hutchinson ayakta kaldı. Gerisi döküldü. Mesela Tolga Zengin'e bakıyorsun. Hiçbir yan topta yok.
O gol de bence yani. İlk o gol yani bence o gol de biraz çok zayıf bir vuruş. Yani neticede sen şimdi gol anını görüyorsun. Orada 7 metre bir kaleyi koruyor adam. Sağına da vurabilir, soluna da vurabilir. Kötü de vursa. Ama iki tane de mesela Burak'ın topunu çıkardı. Karşı karşıya o pozisyonlarda iyi bu. Ama yan topları o boyla çok zayıf. Çok zayıf. Acaba hiç mi çıkmıyor yan topa? Beşiktaş'a havadan gelen her top, Drogba gibi orada hava hakimiyeti yüksek bir oyuncu var. Dikkat et, oyun boyunca Sivok'ta, Escude'de hep Drogba'yı ite kaka bozmaya çalışarak durdurmaya çalışıyorlar. Ne demiştik daha evvelki haftalarda? Beşiktaş'ın sorunları. Beşiktaş'ın kulübesi yok. Kulübeden Muhammed girecek, Beşiktaş'ı kurtaracak. Muhammed bence Süper Lig'de fizik olarak oynayabilecek bir oyuncu değil. Kalitesi çok yüksek. Bakıyorsun Mustafa Pek demek. Hep dedik burada iki senedir. Arkası dönük top oynayamıyor. Top alıp dönemiyor. Sağ bekinin ağır olduğunu söyledik. Toparlayamadı. Geldi Beşiktaş'a gol oldu. Oradan sonra maçı kaybetti Beşiktaş. Yani Beşiktaş bir de çizgi savunmayla offside taktiği uyguluyor. Bugün onu keşfettim. Geçen hafta acaba falan mı diyordum. Benim Burak iki tane net pozisyon yakaladı. Yani aynen. Fatih Terim Beşiktaş takımına bakmış. Ama iyi incelemiş. İyi etüt etmiş. Bence ikinci yarı yaptığı hamlelerle maçı çevirdi. Tebrik ediyorum hocayı, Galatasaray'ı.